Herkese merhaba. Sensei Cosplay Vaksasar karşınızda. Az önce bir kostümümün modifikasyonunu bitirdim. Bu önceden yapılmış bir kostümdü. Wonder Woman'ı çalıştım. Wonder Woman'ı birazcık daha antik hale getirmeye çalıştım. Buna modifikasyon ya da tema atma işlemi deniyor arkadaşlar. Ben öyle bir şey çalıştım. Sizinle bunu paylaşacağım. Bu video birkaç gün sonra, bugün ayın henüz 21'i. 24'ünde İzmir Konexus'ta kostümü taşıyacak olan Gülce için aslında çekilen bir video ama yüksek ihtimal performanstan sonra sizin için yayınlamış olacağım. Ben kostümü şundan... şuna çevirmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi ilk parçaları ben takmaya başlayayım kendime, giymeye başlayayım. Nasıl giyeceğini göstereyim. Korseye biraz değişiklikler yaptım, zımbalar çaktım bir ton. Zımba makinesinin zımba kullanımı nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız lütfen sitemi ziyaret edin. Bu nasıl giyiliyor? Bir tane şey geçirdiğim için, boyun bağı geçirdiğim için kafamızı değil kollarımızı geçirmemiz gerekiyor. Saçlarımızı dışarı çıkarıyoruz. Bu şekilde. Giymiş oluyoruz. Şimdi bunu kapatması mesele. Tamam, giydim. Devam ediyoruz. Eteğimizi giyelim hemen. Eteğe birazcık bayağı bir değişiklik yaptım. Birazcık değil. Öncelikle şeyler, yırtmaçlar açtım. Çok derin yırtmaçlar. Altına herhalde siyah şortla falan kullanacaktır Gülce bunu. Tam birazcık abarttım. Ama her tarafına çok fazla sayıda böyle zımbalar çaktım. Zımbalarımı şöyle gösterebilirim size. Böyle bir şey yaptım size. Giyiyorum ben. Korseyle de çok zor oluyor. Bu giydiğim şey bir tür diri zırhlı etek. İşte böyle. Korseyi de yerleştirdik. Short bir şeyle giyilebilir tabii, çok cesaret isteyen bir hale getirmişim ben bunu fark etmeden. Çok eğlenceliydi çalışmak. Tamam. İyice aşağı takıyoruz bayağı böyle benim gibi aşağı doğru. Çünkü üstüne bir kemer daha tasarladım. O kötü durmayacak yani, merak etme. Hatta bunu bayağı böyle aşağı alabilirsin. Düşük bir şekilde durabilir. Bu kadar yani, evet. Bu şekilde durabilir. Kötü durmaz. Üstünde daha bunun çok süsü püsü olacak. Hatta hemen kemere takalım ya. Üstünden şöyle bir kemer tasarladım. Antik. Bunun tamamlayıcısı. Bir deri kemeri var. Bunu da taktım. Evet. Böyle. Arkadan da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne takalım? Kol kılıfları tasarladım. Kol kılıflarını böyle deri kol kalıbı alarak kol kalıbı almayı ben göstereceğim. Burada fotoğraflarını çektim. Sisteme bakarsınız daha sonra. Şey yaparak deriden kol kılıflarını çıkararak cırt cırtlar yardımıyla bu şekilde kol kılıflarını diktim. Üstüne eskiden kalan bizim kolluk varmış. Şeyden sanırım, fotobloktan yapılmış bir kolluk vardı. Güzel bu malzemeler içinden çıktı. Ondan hemen değerlendirerek böyle bir zımba da oraya plaka çaktım. Tabii içinden bir tane kolluk çıktı. Ben iki tane ürettim. Tabii böyle çift olsun diye. Bu şekilde. Evet. Kolluklarımız biraz bol olsun istedim. Çok dar olmasın çünkü deri insanı öldürüyor. Sıcakta özellikle böyle kolların şuradan şıp 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 damlar damlıyor. Evet, devam ediyoruz hemen. Çok hızlı bir şekilde, artık biraz hızlanmalıyım. Bu da alın bandımız. Böyle mümkün olduğunca düşük bir şekilde takarsan çok daha şık duruyor. Ben saçlarımı hazırlamıştım onun için. Şimdi açabilirim. Yani saçlarından üst kısmı toplayıp bandımızı takıyorsun. Sonra tekrar saçlarını saldığında bu şekilde duruyor. Hatta şöyle birazcık yanlara getirebiliriz falan.
Onu en son ayarlarız şu an. Çok da gerek yok. Hemen göğüs zırhımızı da takalım. Elimizdeki kartalımız vardı bizim, bir tane kocaman kartal. Ben onu birazcık ufalttım. Şirin bir hale getirdim. Ve göğüs zırhımızı yaptım. Şu anda biraz değmek istemiyorum ona. Tam kurudu mu kurumadı mı anlamadığım bir halde, ama arkası cırt cırtlı olduğu için kolay bir şekilde böyle giyiliyor. Daha giyildi. Nice. Evet. Son birkaç parça kaldı. Otlarımız, botlarımız şöyle anlatayım ben. Üstüne tamamen bir parça modifiye ettim ve full şuraları falan zırhla, zımbalar çalıştım. Böyle bir şekil yaptım botlara. Fakat ayağıma giyemiyorum. Çünkü 38 numara, ben 40 giyiyorum o yüzden. Artık modelim giydiğinde üzerinde tam hali görürsünüz. Pelerinden bahsedeyim. Pelerinimiz böyle. Şuraya şöyle bir şeyler diktim. Şey bunlar, iğneler. Bu onun boynundaki şeylere iğneleyeceksin. Ben şimdi iğneleyince göreceksin zaten. Bir de full işlemeler diktim. Yani pelerinimiz çok daha yakalı oldu efendim. Pelerin takıl. Saçları da topladım ama hiç fayda etmedi. Hala rahatsız ediyorlar efendim. Çok uzunlar çünkü. Mümkün olduğunca yukarı tak. Omuzların üstüne tak. Bu şekilde arkada dursunlar. İstediğiniz zaman da öne gelebiliyor. Böyle. Yine gayet fiyakalı, keyifli bir şekilde. Kostümüne hava katıyor. Evet, ne kaldı? Evet, kılıç. Önümüze hemen bir tane kılıç aldık. Medieval bir kılıç. Orta çağ. Longsword olayı. Evet. Ve tabii ki kalkanımızı da hemen size göstermek adına hızlı bir şekilde takıyorum. Bu hangi ele göre hazırlanmış bilmiyorum ama sanırım sağ ele göre hazırlanmış. Bu şekilde. Yani bunu şeyler hazırladı. Ben sadece şekil yaptım. Şu pulları yapıştırdım, ipleri yapıştırdım, kartalı değiştirdim, gümüş yaptım. Birazcık renk ve şey tema atıyorum açıkçası ama sanırım Gülce sol ay. Evet, Gülce sen sol ay mısın? Tamam, benim şu an kılıç tersine geldi ama arkadaşlar durum bu. Bu şekilde bitti. Wonder Woman. Öyle. Her taraftan bakabilirsiniz. Antik formuyla karşınızda. Antik denmesinin sebebi zımbalar, deri ve kat kat görkemli bir zırh benzeri. Efendim, böyle süslerinin olması. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Dilerim sizin de yapacağınız kostümlerle yarar dokunur diyorum efendim. Sasay Cosplay Artistlerden sevgiler, saygılar, güzel bir yaz diliyorum. 2013 Ağustos'un 21'indeyiz. Hepinizi öpüyorum.